28 Temmuz 2020 İzmir Foça Bağrısı Kumtepe mevkiinde Mustafa Yavuz Durak. Evet. Rekor gübre, yaprak gübresi müşterimiz. Burada pamuk tarlalarında ürünümüzü bu sene kullandılar. Bu tarlamızda da bozmayı düşündüğümüz, yani kuraklıktan dolayı kuruya ekim yapılmış. Kuruya ektik. Yağmur, yağmur yağmadı. Yani sulamadan ekilmiş ikinci ürün bir pamuk tarlası. Neler oldu? Neden rekor gübreyi neden tercih ettik? Sonuç ne verdi yaprak gübresi? Zaten daha önceden tanışıyorduk. Evet. Rekor gelişim tarla müşterimiz. Daha önce tarlalarında kullandılar. Ben bunu ektim. 10 gün sonra pamukta çıkmadı. Çıkmamazlıklar vardı. Çıkan yerler alçaktı. Hava kuraktı. Hava kurak. Sonradan çok sulama yaptığımız yerde de denizden su vardı. Denizden. Tuzluydu. Tuzlu su basıyordu. Sulayamadık da tarlayı. Evet. O zaman kuruya ektik pamuğu. Sonra yağmurlar fazla yağınca tarlada pamukta alçaklı yükseklik kurumalar oldu. Kurumalar olunca ben size geldim. Kaç dekar bura? Öncelikle 12 çeşidi de söyleyin. 455 may. 455 may. Evet, devam edelim. Yağmurların fazla yağması pamuğun çıkışını engelledi. Bozacaktım yani bu tarlayı. Tarlaya bozacaktık. İlk dikim tarihimizi tekrar söyleyelim. 10 Mayıs. İkinci ürün. Kuruya diktik. Pamukları tohum patlayıp çıkamadığı için iklim koşullarından dolayı toprak sıkıyor. Çok yağmur yağdığı için zaman bozacaktık ve rekor gübreyi uyguladık. Rekor gübreyi ne kadardı boyları bunlar? Pamuk çıktı. Pamuk yürümüyor. Ya gelişmiyordu. Sonra size geldim. Rekor gübreyi uyguladım buraya. Şu anda durum bu. Ne zaman uyguladık? Ne zaman? Hatırlıyor musun? 3 Temmuz'da uyguladık. 10 Mayıs dikimli bir pamuk tarlasında 3 Temmuz'da. Şimdi yarın bir uygulama daha yapacağım. Şimdi şöyle arkayı gösterebilirsek. Evet. Şurası da aynı gün dikilmiş. Aynı çeşit. Hepsi aynı gün dikilmiş. Aynı gün dikildi. Böyle boy farkını görüyorsunuz. Su isteğini görüyorsunuz. Evet. Yani şu anda yaprak genişliği, canlılığı, koyuluğu. Aynı gün ekranda. Aynı gün sulanmış. Evet. Şu gördüğünüz şu an rekor gübre, yaprak gübresi atılmayan yan komşu tarlamız. Bir de tarak tutumuna. Bir de burası. Gösterelim böyle. Şuradan şöyle. Her taraf tarak. Artık kozalar tutmaya başlamış. Taraklanması güzel. Şöyle geliyor. Tek şeyde. Evet. Buradan böyle devam ediyor. Bu şekilde. Tepe gene devam ediyor. Tepelerde. Bu şekilde. Şimdi peki bu tarlayı gören işimiz dostlarınız, akrabalarınız zaten başlangıçta herhalde bozmanızı öneriyorlardı. Boz dediler. Kimisi bozma dedi. Boz dediler. Boz dedi. Bozma dedi. Sonra ne yaptık? Karıştırdım. Sonra rekor gübreyi aldık. Rekor gübreyi uyguladıktan sonra tarla. Bir uygulama bu. Bir uygulama da bu hale geldi. Evet. Burası kaç dönüm? 12 dönüm bir yer. 12 dönüm yerde uyguladık. Ayrıca burada da hiç ne kırmızı örümcek ilacı ne ballık ilacı hiçbir şey yapmadık. Şu an gezdik. Geziyoruz. Bir ballık vesaire de görmedik. Yok, herhangi bir şey yok. Şöyle şey yok. Yakında gösterelim. Şöyle şunları da. En azından taraklanması, kozaları. Şöyle şu kozayı da gösterelim. Bu şekilde. Yani her yerde aynı olduğu sonucu görünüyor. Bu şekilde. Gidiyor. Şimdi komşumuzun tarlasına baktığımızda aynı gün. Aynı günde dikilmiş. Aynı tohum. Şu an ekranda bilmiyorum ne kadar görülüyor. Şey anlamında şu böyle. Şu an su istiyor tarla. Su istiyor. Bu tarlada herhangi bir istemiyor. Şöyle baktığımız zaman. Bu şekilde. Şimdi rekor gübre yaprak gübresini burada uyguladık. Aşağı yukarı 25 gün sonraki ilk sonuçlarımız bunlar. Evet. Burada bir uygulama daha yapacaksınız. Evet. Rekor gübreyi 400-500 litre suya 1 litre verip 15 dekara uygulanmasını öneriyoruz. Tek olarak kullanın. Atabileceğiniz, atmak istediğiniz ilaçlarla karıştırabilirsiniz. Sadece ot ilacıyla atmayın. Onun dışındaki tüm böcek ilacı, mantar ilacı vesaire ne varsa verebilirsiniz. Uygulama tekrar önemli. Gelişim dönemi, taraklanma, çiçek, koza tutumu öncesi 3 kere minimum öneriyoruz. Tavsiye eder misiniz? Burada bozmayı düşündüğünüz bir pamuk tarlanızda. Ben bütün pamuk üreticilerine tavsiye ederim. Buranın muhitini tekrar söyleyin. Foça Bağrası, Kumtepe mevki. Kumtepe mevki. 8'er dönümler. Siz buranın yerlisisiniz. Yerlisiyiz buranın. Buraları ata baba toprağınız. Evet. Burada yıllardan beri pamukçuluk yapıyorsunuz. Burada daha önce rekor gelişim topraktan uygulanan ürünlerimizden kullandınız. Kullandık. 2 yıl önce. Gelecek yıl tekrar kullanacaksınız. Tavsiye ediyor musunuz? Yani bütün çiftçilere rekor gelişimiz tavsiye ederim. Ben zeytinde de kullanmıştım. Bir de enişteniz vardı. O size ne diyordu? Hani özellikle
neydi ismi? Özel ekici. Özel ekici. O da gördün mü burayı? Görmedi daha. Ne diyordu? O çöktün mü diyordu? Çöktün evet. mü diyordu? Zamanın varken sök dedi bana. Zamanı varken sök dedi. Özer abiye buradan sesleniyoruz. Özer abi zamanın varsa sökülecek pama gel bir bak neler olmuş. Buradan tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz pamuk üreticilerine. Türkiye'nin her yerindeki çiftçilere. Ege bölgesinde olsun, Güneydoğu bölgesinde, Adana bölgesinde değerlendirmeleri ve denemelerini tavsiye ediyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Teşekkür yani, ederiz. Denemelerini yani, isterim. Siz de bizle tarlanızı, görüşlerinizi paylaştınız. İnşallah daha sonrasında da kozalarımız olduğunda da iyice pamuklar açınca bir çekim daha yapacağız. Yapalım.